Üçgende açıkenar bağıntıları 3. videoda beraberiz. Bu videoda açıkenar bağıntısı sorularına Pisagor yorumunu katarak karışık soru çözümü yapacağız konuyla ilgili. Sorulara Pisagor bağıntısı yorumunu da katabiliriz. Biliyoruz ki burada alfa açısı eğer 90 derece ise x kare eşittir y kare artı z kare idi. Eğer alfa 90'dan büyük olursa tabii ki açı büyüyecek. Y ve Z'yi bu şekilde kenara kaydırdığımızda aynı ölçüleri tabii X de büyümüş olacak. Dolayısıyla o zaman X kare büyüktür Y kare artı Z kare olacak. Benzer şekilde ben açıyı eğer küçültürsem mesela Y'yi bu tarafa doğru kaydırayım. O zaman da X küçülmüş olur. O halde eğer açının ben 90 dereceden küçük olduğunu biliyorsam x kare küçüktür, y kare artı z kareyi üçgen eşitsizliğine ekleyebilirim. Daha dar, daha kesin sonuç alabilirim. Evet, x dar açı, x'in dar açı olduğu verilmiş. Yani ek bir bilgi var, sadece kenar uzunlukları bilgisi yok. X'in dar açı olduğunu da biliyorum. X hangi tam sayı değerlerini alabilir? Öncelikle üçgen eşitsizliğini yazalım. X diğer iki kenarın toplamından küçük, yani 3 ile 4'ün toplamı 7'den küçük. Farkından 4 eksi 3 birden büyük. Bu kenarda dursun. Ayrıca X'in ben dar açı olduğunu biliyorsam Pisagor'u da kullanabilirim. X eğer 90 derece olsaydı, X'i 90 derece olarak, açı 90 derece olsaydı, X o zaman 3, 4, 5 üçgeninden Pisagor'dan 5 olacaktı. X eğer alfa 90 derece olsaydı. Alfa küçük 90 olduğundan X de 5'ten küçük olur. Dolayısıyla bu iki eşitsizliği ben bir araya getirdiğimde artık bu 7 devre dışı olur. Yeni bir eşitsizlik elde ederim. X küçük 5 büyük 1 olur. Daha dar bir aralık elde ettim. O halde X'in alabileceği, neden daha dar aralık elde ettim? Çünkü alfanın dar açı olduğunu biliyorum. Ek bir bilgim var diğer sorulara göre. Dolayısıyla x'in alabileceği tam sayı değerleri 2, 3 ve 4 olur. Evet, burada da alfanın geniş açı olduğunu görüyoruz. Yine x'in hangi tam sayı değerlerini alabileceği sorulmuş. Yine önce üçgen eşitsizliğini yazalım. X küçüktür. Diğer iki kenarın toplamından 18'den büyüktür. Bunların farkından 13'ten 5'i toplar çıkartırsam 8 kalır. Ayrıca Pisagor'u uygulayabilirim. Alfa 90 dereceden büyük ise Pisagor bağıntısını yorumlarsam 13'ün karesi büyüktür. 5'in karesi artı x'in karesi olur. Burada 5, 12, 13 durumu var. 5'in karesini karşıya atarsam 13'ün karesi eksi 5'in karesi küçüktür x kare. 13'ün karesi eksi 5'in karesi 12'nin karesi yapar. 5, 12, 13'ten. Dolayısıyla x küçüktür 12 bulurum. O zaman bu 18 iptal olur. Çünkü daha dar bir aralık elde ettim. O halde x küçük 12, büyük 8. X'in alabileceği tam sayı değerleri 9, 10 ve 11 olur. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri sorulmuş. Tabi şekilde verilenlere göre. Öncelikle şurada bir 2 alfa, burada da bir alfa var. Alfa ile bu açının toplamı 2 alfa yapması gerekiyor. Dolayısıyla bu açı alfa olmalı. O zaman burada bir ikizkenar var. Alfalardan dolayı bu kenarda 5 olur. Şimdi burada köşelerini işaretlediğim üçgenden bir üçgen eşitsizliği yazabiliriz. X küçüktür 12 artı 5 17, büyüktür 12 eksi 5 7. Ama ek bilgilerim de var. Mesela her ikizkenar üçgenin ikizkenarları arasından bir dik inebilirim. Dik indiğimde simetrik bir yapı, yani böyle iki tane simetrik küçük üçgen ayırabilirim. Şuraya da K dersem ben, hatta burası da K olur, açıortay olur. Şu açı 90 artı K. Dolayısıyla bir geniş açı.
Pisagor'u da kullanabilirim. Eğer bu açı 90 derece olsaydı 5, 12, 13 olurdu. 90'dan büyük olduğu için x'in de 13'ten büyük olması gerekir. Dolayısıyla x'in değer aralığı 17 ve 13'e daralmış olur. En küçük tam sayı değeri sorulmuş. O halde x'i en küçük 14 alabiliriz. Evet, şekildekilerle bir de alfanın betadan büyük olmasıyla x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri istenmiş. Burada bir muhteşem üçlü durumu var. Dolayısıyla burası da eşit olur. Y olarak işaretleyelim. Alfa betadan büyük olduğu için alfanın karşısındaki 8, betanın karşısındaki y'den büyüktür. Dolayısıyla y küçüktür 8 yazabiliriz. Ayrıca y 2y 90 derecenin karşısında olduğu için en büyük kenar olmalıdır üçgendeki. Dolayısıyla y 2y 8'den büyüktür. Ayrıca x'ten de büyüktür. Yani x 2y'den küçük olmalı. X için tabi bir üst sınır arıyoruz. Y için alt ve üst sınır bulabiliyoruz. Y 8'den küçük olduğu için işte 8'e yakın bir değer 8 verdiğimizi varsayalım ki ondan da küçük olacağı için x küçük 16 olmalıdır. O halde x yerine en fazla tam sayı olarak 15 verebiliriz. Evet, oldukça karışık, detay gerektiren, detaylı incelenmesi gereken bir soruyla karşı karşıyayız. BDC dar açılı bir üçgen. 90 derecem var, 6 var, alfa büyük, beta var. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin sayısı sorulmuş. Şimdi şuraya y diyorum. Bir kere ABC üçgeninde y 90'ın karşısında olduğu için 6'dan büyüktür. Onu hemen bir kenara yazalım. Y 6'dan büyük. Alta geçiyorum. Altta da alfa beta'dan büyük olduğu için alfanın karşısındaki 10, betanın karşısındaki y'den büyüktür. Dolayısıyla y 10'dan da küçüktür. Y için bir sınır bulmuş olduk. Ayrıca BDC dar açılı üçgen dediği için bütün yükseklikleri üçgenin içinde kalmalı. İndirilen yükseklikler. Şuradan bir yükseklik inelim. Dikkat edersek 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5. 60'ın karşısı da burası da 60 olacak. Beta'nın bir kısmı 5 kök 3 olur. O zaman ben y'nin 5 kök 3'ten büyük olması gerektiğini de buldum. Yani y 5 kök 3'ten büyük. Y kare o zaman 5'in karesi 25 çarpış 75'ten büyük. Demek ki y 8'den 8 olamaz. 8'den büyük. 9'dan da yani 75 8 küsür bir şey. 8 küsür pardon 5 kök 3 8 küsür bir sayı olduğunu görüyorum ben. Çünkü 9 aldığında 9'un karesi 81 büyük. 8'in karesi 64 küçük. Yani 74 75 8'in karesiyle 9'un karesi arasında dolayısıyla 5 kök 3'te yani bunun karekökü de 8 ile 9 arasında bir sayı. 8 küsür bir sayı. Bunu da kenara not alıyorum. Yani y 5 kök 3'ten büyük. O zaman şurası bakın şu parça y eksi 5 kök 3 olacaktır. Şimdi şuradaki 6 gitti artık. Devre dışı kaldı çünkü bu şeklin oluşması için bunun 8 küsür bir şey olması lazım. En az 8'den büyük olarak düşünebilirim y'yi. Burası da y eksi 5 kök 3 oldu. X kaç tam sayı değeri alır? Bu küçük üçgende, oluşan küçük üçgende Pisagor da uygulayabilirim. Ama veya direkt üçgen eşitsizliğinden de yazabiliriz. X küçük. Zaten 90'ın karşısında olduğu için pardon x büyük 5 veya y eksi 5 kök 3 diyebilirim ben. Peki neyden küçük? Bunların toplamından küçük. Yani 5 artı y eksi 5 kök 3'ten de küçük olmalıdır.
Alt sınır için kenarlardan büyük olduğu için 5 veya y-5 köküçü düşünebilirim. Ben tabii 5'ten bir kere büyük, yani ikisinden de büyük olmalı. y-5 köküçü, x'i tabii alabildiğim en küçük almalıyım ki geniş aralık için. Bir kere 5'ten büyük olacak. y-5 köküçü ben y üzerinde 8 küsürle 10 üzerinde oynayarak 0'a bile yaklaştırabilirim. Çünkü y'yi 5 küçükten birazcık büyük seçersem bu şekil oluşur. O yüzden bunun bir anlamı yok. Ama x mutlaka 5'ten büyük olmak durumunda. X o zaman 5'ten büyük. Alt sınır için alabileceğim en düşük değer bu. Sol tarafa bakacak olursak y burada da alabileceği en büyük değeri almalı ki x'i ben geniş seçebilirim. Çünkü y de değişken bir değer, net bir değer değil. Buradan y'yi ben en fazla kaç seçebilirim arkadaşlar? 10'a yaklaştırabilirim. 10'a yaklaştırdığımda burası 15 eksi 5 köküçe yaklaşır. 5 köküçün ben 8 küsür bir değer olduğunu bildiğim için 15'ten de 8 küsür bir şey çıkartırsam 6 küsür bir şey kalır. 6 küsür kalır. Yani x 5'ten büyük olmalı, 6 küsürden küçük olmalıdır. Dolayısıyla x'in alabileceği tek bir tam sayı değeri vardır. O da 6. O zaman tek tam sayı değeri alır. X'in değer aralığı istenmiş. Şu kenarı arkadaşlar uzatıyorum. Uzattığımda dikkat edersek burası 90 derece ise şurası 'mesela alfa artı k desem, alfa artı k eşit 90 derece olduğundan alfa da k da 90'dan küçüktür. Çünkü ikisinin toplamı ancak 90 derece yapmış. Şuraya da bakacak olursam, şuraya m diyeyim, şuraya p diyeyim. M artı p de alfa yapıyor. Alfa zaten 90'dan küçük. O zaman m de 90'dan küçüktür. M dar açıdır. Eğer m 90 derece olsaydı 8, 15, 17 üçgeni olurdu. 90'dan küçük olduğuna göre x küçük 17 yazabilirim. Bir de üçgen eşitsizliğini yazalım. X küçük büyük üçgene göre 8 artı 15 23'ten küçük. Farklar olan 7'den büyüktür. Tabii 23 iptal oldu. Burada daha küçük bir değer 17 var. Sonuç olarak x küçük 17 büyük 7 olur. Alabileceği değer aralığı verilen bilgilere göre 7 ile 17 arasıdır. Üçgen uzunlukları olup olmadıklarını anlamak için herhangi bir tanesini seçip üçgen eşitsizliğini uygulamamız yeterli. Mesela 4'ü seçeyim. 4 diğer ikisinin toplamından küçük. Yani 8 artı 3 11'den küçük. Farkı olan 5'ten büyük olmalı ama 4 5'ten büyük değil. Dolayısıyla buradan bir üçgen oluşmaz. Yine burada da mesela 20'yi seçeyim. 20'yi ortaya koyayım. 20 5 artı 5 10'dan küçük. Farkları olan 0'dan büyük olmalı ama 20 10'dan küçük olamaz. Bundan da bir üçgen oluşmaz. Burada da 2'yi koyalım ortaya. 2 gidiyorum 0 yazıyorum. 2 10 ile 10'un toplamı olan 20'den küçük mü? Küçük. Farkı olan 0'dan büyük mü? Büyük. Ve 10, 12 bir üçgen oluşturur. Evet, bir dörtgen var. X'in alabileceğin büyük tam sayı değeri istenmiş. Buradan bir doğru parçasıyla üçgenler oluşturalım. Buraya Y diyelim. Alttaki üçgenden Y küçük 15, büyük 5 yazabiliriz. Üstteki üçgende de X'i düşüneceğimiz için X 8 artı Y'den küçük. Alt sınır önemli değil çünkü en fazla alacağı değer oluyor. Y en fazla 15'e yaklaşabilir. Dolayısıyla x de 23'ten küçük olmalıdır. O halde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 22 olur. Bu sefer bir beşgen var. Şurayı birleştiriyorum ve burayı birleştiriyorum. Şu kenar en fazla
8'e yaklaşabilir. Mesela 7,999 olabilir. Bunun 8'e yaklaştığını şöyle yazalım. 8'den küçük olur tabii ki. O zaman bu üçgene göre, şu köşelerini işaretlediğim üçgene göre yine bu kenar 8 artı 4 12'ye çok yaklaşabilir. 12 olmaz ama 11,999 olabilir. O halde x de 12 ile 3'ün toplamı 15'e çok yaklaşabilir ama olmaz. X en büyük tam sayı olarak 14 olur. X hangi tam sayı değerlerini alır? Şuradan bir ona paralel çiziyorum. Paralel çizdim. Şimdi şurası alfa bir dar açı ise bütünleri bir geniş açı olacaktır. Dolayısıyla şurası da bir geniş açı olur. Yöndeş açılar. O halde bu taraf dar açı olur. 90 dereceden küçük olur. Orta taban olduğu için bu çizdiğim buralar 12. 12 olacak. 10 ise bu kenarda 5 olur. Eğer bu şu küçük üçgen, köşelerini çizdiğim üçgen, yeni oluşturduğum üçgen, şu açı 90 derece olsaydı x 5, 12, 13 üçgeninden 13 olurdu. Dar açı olduğu için x'in 13'ten küçük olması gerekir. Yine üçgen eşitsizliğini yazarsam x küçük 17, büyük 12 eksi 5, 7 olur. Ama 17 iptal oldu. 13'üm var. O zaman x 13 ile 7 arasında olmalıdır. Verilen bilgilere göre x'in alabileceği değerler 8, 9, 10, 11 ve 12 olur.